Aslında süt diye baktığımız şey sadece süt değil. Temel gıdadır. Çocukların gelişiminden yani süt, her şey sütten oluyor. Peynir, tereyağı, ayran, yoğurt, bir sürü şeye can veren süt. Süt stratejik bir üründür. Süt ve süt ürünleri bugünlerde hiç olmadığı kadar pahalı. 2022'de fiyatlar ikiye katlandı. Süt fiyatları adeta akaryakıt fiyatlarıyla yarışıyor. İşin içindekilere göre artış duracak gibi gözükmüyor. Üretici ciddi olarak zarar ediyor. Zarar ettiği için de inek kesimine başladı. Evet, ciddi hayvanlar kesildi. Ciddi manada hayvanlar kesildi. Her köyde mandıra vardı, bilir misiniz siz? Hepsi kapandı gitti bunlar. Bütün üreticiler zarar gördü, küçük üreticiler battı diyelim. Gittikçe dar gelirlinin masasından kalkıyor. Aslında bu da kıtlık, kıtlığın kendisi. Peki süt ve süt ürünlerinin fiyatı neden bu kadar artıyor? Üretimindeki sorunlar devam ederse süt lüks bir gıdaya dönüşebilir mi? Bu buzağı daha birkaç dakika önce doğmuş. İnsanlar için çok değerli bir canlı. Tek başına besin değeri taşımayan otları yiyerek protein değeri yüksek süt üretebiliyor. Bu buzağının 2 yaşına geldikten sonra gebe kalması ve yavrulaması bekleniyor. O zamana kadar beslenecek ve yatacak. Bu da üretici için 2 yıl boyunca kazanç elde etmeden masraf yapmak demek. Bunun Türkiye'deki süt fiyatları için ne anlama geldiğini incelemeden önce, sütün inekten tüketiciye ulaşana kadar geçirdiği yolculuğa bakalım. İneklerden sağılan süte çiğ süt deniyor. Çiğ süt, aile işletmeleri denilen köylerdeki geleneksel üreticiler veya modern çiftliklerde üretiliyor. Çiğ süt çabuk bozulduğu için üreticilerin sütlerini 1-2 gün içinde sanayici denilen hepimizin bildiği markalara satmaları gerekiyor. Sanayiciler çiğ sütü pastörize ediyor, yani hastalık yapıcı bakterilerden arındırıyor ve ambalajlıyor. Bu işlemlerin sonrasında süt yola çıkıyor ve biz tüketicilere ulaşmak üzere raflardaki yerini alıyor. Biz aslında turizmciyiz. Çok uzun yıllardır aile şirketi olarak turizm yapıyoruz. Ama 2010'dan itibaren hayvancılık radarımıza girdi. Daha sonra yatırımı yaptık. 2013'te hayvanlar geldi ve aktif olarak hayvancılığa başladık. Sinan, çiftlik tipi endüstriyel üretim yapıyor. Hüdaver ise geleneksel bir üretici. Ben Kabakdere köyde Hüdaver Sert tarımla uğraşıyorum. Ve arada hayvancılık da yapıyorum işte. Kendim bildiğim yerde bu işi yapıyorum. Endüstriyi en üst düzeyde temsil eden kurumsa Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği. SETBİR 1976'da sanayiciler tarafından kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu. Et ve süt sanayisini temsil ediyor. Zincir marketleri temsil eden Gıda Perakendecileri Derneği ise BBC Türkçe'nin röportaj talebini reddetti. Şimdi ineklerden tüketicilere ulaşan zincirdeki aksaklıkları konunun aktörleriyle beraber inceleyelim. Bunlar süt üreticilerinin kendi iletişim gruplarında attıkları mesajlar. Her sektörde olduğu gibi süt üretiminde de dövizle fiyatlanan maliyetler ve enflasyon üreticinin son dönemde altından kalkamadığı yükler getirdi. Süt fiyatı regüle olduğundan ama diğer giderlerimiz serbest piyasa olduğundan dolayı maalesef en çok ezilen halka biz oluyoruz burada. Para kazanmamıza izin veriliyorsa para kazanıyoruz. İzin verilmiyorsa ve uygun değilse de para kazanamıyoruz gibi bir durum oluyor gerçekten. Aslında bakacak olursanız Türkiye'deki üfe ile tüfe arasında çok ciddi bir fark var. O farkı da tüketici değil, başkaları sırtlıyor. O da genelde biz oluyoruz. Peki üretici kazancını neden maliyetine göre belirlemiyor? Türkiye'de sütün fiyatı nasıl belirleniyor? Tarım Bakanlığı'nın da hakemliğinde üreticinin ve sanayicinin de bulunduğu, üniversite hocalarının da bulunduğu bir yapı kuruldu. Fiyatlar o gün bugündür orada tavsiye fiyatı olarak da belirlemeye başladı. Bugüne kadar da geldi. USK fiyat arttırdığı zaman raflardaki sütlerin de fiyatları artıyor. Ve şu anda istenen bir durum değil. Umuyorum ki USK da yakında toplanıp daha gerçek fiyatlara, yakın fiyatlar açıklar. USK nasıl kendi adına toplanıp da karar verebilecek? Bir onay alması gerekiyor, bir görüş alması gerekiyor. Bugün de hükümet yetkilileri de diyor ki dünya zor bir süreçten geçiyor. 2 yıllık pandemi sürecinin akabinde aldığımız tedbirler var. Tüketiciyi de düşünmek zorundayız. Ama öbür tarafta biz üreticiler de ciddi manada ekonomik anlamda eziliyoruz gelen maliyetler karşısında. Tüm dünyada süt fiyatlarının belirlenmesinde gözetilen bir denklem var. Bu da çiğ süt, yem paritesi. Yani üreticinin sattığı 1 litre çiğ süt ile ne kadar yem satın alabildiği. Bunun ideal oranı 1,5. Türkiye şartlarında ise 1,3 hedefleniyor. Ama görünen o ki, kurulan denklemle beklenen sonuç, uzun yıllardır bu orandan hayli uzak.
Bu durum başta aile işletmeleri olmak üzere maliyetler altında ezilen üreticilerin işi bırakmasına sebep oluyor. Kendimi bildiğim bile ben 50 yaşındayım, bu iş yapıyorum ama bu yapmayacağım artık. Yani neyi bana affedersin, kaldı bana bu. Mesela benim buraları komple dolardı. 20-30 tane hayvan vardı. Şimdi kaldı 2 tane. Köylerdeki ufak mandıralar vardı. Her köyde mandıra vardı, bilir misiniz siz? Hepsi kapandı gitti bunlar. Üretilen sütün fiyatıyla satılan sütün fiyatı arasında bir dengesizlik olduğunda bunu bizim gibi işletmeler belki sermayesiyle bir süre karşılayabiliyor. Ama aile tipi işletmeler bunu çok fazla göğüsleyemiyor. Göğüsleyemediği zaman da zaten çok fazla ineği olmadığı için bunları kestirip çıkıyor. Ve geri geleceklerinin de çok garanti olduğunu düşünmüyorum. Yani bu işten soğuduk. Soğuduk. Girdiler pahalı olduğu için. Para kazanamadığımız için eşim fabrikaya gidiyor, çocuk çalışıyor. Herkes gitti, tek ben kaldım. Yani nasıl olacak biliyor musun? Bizim görüşümüz. Büyük çiftli işletmeler bu işi yapacak, köylüler bu işi yapmayacak. O maliyetlerle hayvanları besleyememeye başladığınızda önce besinini kesersiniz, sütünüz düşer. Baktınız süt çok düşüyor, hadi hayvanlardan birini keselim, ikincisini keselim dersiniz. Öyle öyle gide gide o aile çiftçiliği işletmesi biter. Büyük işletmeler, orta vadeli işletmeler ne yapar? Bunu işte banka kredileriyle sürdürür, işletme kredisi alır, finansman ihtiyacını karşılar. Oradaki hayvan kesiminin oranı çiftliğin varoluşunu engellemez. %10'unu keser ama diğerlerinin verimini koruyarak kendi işini sürdürülebilir, küçülür ama devam eder. Peki üreticilerin sektörden çekilmesinin süt fiyatları üzerinde ne gibi bir etkisi oluyor? Üreticiye önünü göremeyeceği veya kâr edemeyeceği bir fiyat verildiğinde eninde sonunda arz azalıyor ama arz düşünce bir dengesizlik oluştu. O yüzden de fiyatlar yukarı doğru hareketli şu anda. Şu anda talep arza göre biraz fazla. Fiyatın zaten belirlenmiş süresi yani yılbaşına kadar. Yeni sözleşmeler var. Ama fiyatlarda bir kez daha geç kalınırsa, bir başka kuruluşlardan onay beklerken, görüş beklerken, USK geç kalır, fiyatı revize etmekte gecikirse, işte o gün, o saatten sonra bu sektörde devam etmeye çalışanların, insanların ne umudu kalır ne ümidi kalır. Hayvan kesimleri, sütün azalması, yokluğun daha da artacağını, fiyatların daha da ne yazık ki yükseleceğini anlatıyor bize çok net bir şekilde. Hane halkının süte, ete fiyatlar arttığı için erişiminde zorluk var denirse bu doğru bir yaklaşım. Ama kalkıp da Türkiye süt üretiminde talebe karşılayamayacak, böyle bir şeyin ben olabileceğine hiç ihtimal vermiyorum. Türkiye'nin hayvan varlığı azalıyor. Dolayısıyla süt de azalıyor. Üreticiler USK'dan çiğ süt fiyatını arttırmasını istiyor. Çiğ süt fiyatı artarsa tüm süt ve süt ürünlerinin fiyatı artacak. Çiğ süt fiyatı artmazsa üretim daha da düşecek ve arz azaldığından süt ve süt ürünlerinin fiyatı artacak. İleride eğer hane halkı geliri veya talep diyelim daha doğrusu artarsa bu defa talep kaynaklı bir baskıyla fiyatlarda bir yukarı yönlü bir hareket olabilir. İnsanların alım gücünün üzerinde bir fiyatlara çıktığımızda ürünlerimiz alınmaz hale gelirse bu sefer sistem tamamen tıkanır. Daha büyük kıyımlar gerçekleşir. Ve bu sefer yurt dışından ciddi dövizler ödeyerek bu sefer o malı tedarik etmeye kalkarız. Ondan sonra bir bollaşır. Ondan sonra inekler süt fiyatları aşağı düşer. Sanayiciler çok büyük paralar kazanırlar. Buradan ondan sonra inekler kesime gider. İnekler kesime gittikten sonra süt yine bulunmaz noktaya gelir. Ondan sonra yine yükselir. Ama artık duvara dayanıyor. Bu işi yapma adam bulamayacak. Bu durum karşısında nasıl öneriler var? Devlet burada bir çözüm bulması lazım bu iş sektöre. Desteklemeyi mi arttırır veya başka bir şey mi yapar onu bilmiyorum. İnsanların kafasında bir problem olmaması lazım ki üretimi devam etsinler. Sistem kurulması lazım. Süte zam yapmasın. Yani süt aynı yerde dursun da yemi gidileri düşürsün. Ki o zaman sürüm olsun, millet alsın yesin. Git bugün markette 20-30 lira süt ya. Altına bir kilo süt. Hemen pasteurize yapıp kutuya koyuyor onu. Kutuda 20 lira, 30 lira kilosu. Bizde 8,5. Arada kim kazanıyor? Arada aracı kazanıyor. Bizim de suçumuz var. Biz kazansak. Süt ve et ham madde olduğu için oradaki bir artış ister istemez de marketlere kadar yansıyor. Bu anlamda bunu önüne geçmek için işte bir taraftan devlet, işte hazine, süt primi veya işte bir takım başka destekler. İşte enerji desteği olabilir, işte yeme desteği. Nitekim üreticiye, çiftçiye eğer uygun fiyatla mısır arpa satarsa, dolayısıyla yemdeki o maliyet artışının frenleyici bir etkisi yapar. İşte bu üreticiyi rahatlatabilecek adımlar.
yem sorununu çözmek için hayvan yemi üretiminin ya da ithal dayanaklarının yurt içine aktarılması, üretimin ona göre planlaması gerekir. Bu işin çok iyi uzmanları var, hocalar var üniversitelerde, yıllardır anlatıyorlar. Ama duyan yok. Onların önerilerini hayata geçirse bence yeterli olacaktır devlet zaten. Arz kontrolü yapılabilirse, yani kotalı üretim yapılabilirse, burada yani zengin olmamıza gerek yok. Ama istikrarlı bir şekilde önümüzü görerek para kazanabileceğimizi düşünüyorum. Ama tabii bunu şu andaki sahaya yaymak, pratiğe ulaştırmak çok zor. Bunu yapacak siyasi iradenin kalp kırmayı göze alması lazım. Zincir marketler tarafında temel gıda maddelerinde et, süt, yumurta gibi belirlediğiniz 3-5 kalemde bütün gıda maddeleri yayılmayacak şekilde kar marjını işte %10 ile 20 arasında bir yerde tutmak, şu anda konuşulan %30'lar, 40'lar, 50'lerden aşağıya çekmek ve asıl sorunun yine altını çizmek istiyorum. Üretimden kaynaklandığını hatırlayarak çiftçinin dertlerini çözerek bu işe başlamak gerekiyor çözüm için. Bu önerilerin hangilerinin uygulanacağını, işe yarayıp yaramayacağını önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Biz bu haberi yaparken bile süt fiyatları iki defa zamlandı. Fiyatların dengelenmesi ise sadece ekonomiye değil, iklim krizi, gıda üretimine teşvikler, göç ve daha birçok sorunun çözülmesine bağlı.